Feni Madencilik Limited şirketi, madencilik, petrol ürünleri, nakliye, inşaat, turizm, sanayi ve ticaret alanında hizmet verilmek amacıyla kurulmuştur. Firma, Eskişehir Mihalıçık Yunus Emre Beldesi sınırları içerisinde yer alan maden işletmesinden yurt içindeki kuruluşlara demir cevheri vermekte, yurt dışındaki kuruluşlara ise nikel cevherini ham madde olarak ihraç etmektedir. Feni Madencilik Limited Şirketi Genel Direktörü ve Kurucusu Birol Kaya'dan sektöre giriş hikayeleri hakkında bilgiler aldık. Şenka Yapı Sanayi Ticaret AŞ olarak biz 1987 yılında kurulmuştuk. Özel ve devlet dairelerine çalışmalarımız oldu. Altyapı, yol, köprü, dekapaj işleriyle müteahhitlik kısmı da var. Aynı zamanda çimento fabrikalarının ham madde temini, maden temini. Kalker, kil, alçı, tıras gibi. Devamında 2008 yılında da Feni Madenciliği kurduk. Hem madencilik hem de yurt dışına ihracat yapan bir şirketimizdir. Sivrihisar bölgesinde maden ocağımız var. Buradan çimento fabrikalarına demir cevheri, düşük tenörlü demir cevheri, istihraç, yükleme nakliyesine teslimini yapıyoruz. Nikel cevherinde yurt dışına FOB olarak ihracatını gerçekleştiriyoruz. Peki müteahhitlik hale devam ediyor mu alt yapı işlemi? Müteahhitlik işleri tamamen devam ediyor, edecektir. Ama ağırlık bu madencilik. Birol Kaya konuşmasında çalışma sistemlerine değindi. Bizim öncelikle çalışma sistemimiz yer altında madeni sondajlarla madenin tespitini yapmak. Değerleri olsun, rezerv olsun. Daha sonrasında hafriyat ve dekapajını yaparak madenin üzerine açıp boyutlandırarak limana ihraç etmek. Burada en büyük giderimiz nakliye, daha doğrusu mazot. Buradan çok en büyük maliyetli işimiz bu. Sonra nakliye kısmı. Yani onun dışında sıkıntılar tabii ki yaşanıyor ama şimdi düzenli. Yani madencilik sektörü güllük gülistanlık her şeyi toz pembe mi yoksa yani devletin politikası olaraktan işletmelerin kendi sermayesi olsun, işçi açısından, teknoloji açısından böyle mi yoksa? Valla biz yaptığımız işle alakalı bir şeyimiz olmadı. Yani devam ediyoruz. Bir sıkıntımız yok ama genel olarak madencilik açısından sıkıntılar vardır. Feni Madencilik Türkiye ve dünyada sektördeki önemli gelişmeleri takip ederek toplum ve çevre değerlerine duyarlı madenleri işleyerek üretim yapmaktadır. Şimdi biz firmamızda iş sağlığı, iş güvenliği ile alakalı bu işin teknik kısmını bilen kural sağlıkla anlaşmamız var. Firmamızda bunların iş sağlığı, iş güvenliği ile alakalı, çevre ile alakalı yasal sorumluluklar olsun, hem kendi vicdanen olsun, bunları yerine getiriyoruz, getirmeye çalışıyoruz. Peki ileriye yönelik projelerin nedir? Misyonu, vizyonu nedir? Evet. Feni Maden Şirketi'nin diğer şirketlerden ayıran özellikleri nedir? Bizim yer altındaki zenginlikleri açığa çıkartıp bunları hem Türkiye hem dünya nezdinde Türk ekonomisine faydalı olmak, dünyadaki diğer firmalara, firmaların hizmetine sunmak. Bundan sonraki atacağımız adımlar da yeni sahaların keşfedilmesi. Buralarda gerekli işlemlerin yapılıp yeni rezervlerin, yeni madenlerin ilk ülke ekonomisine kazandırılmasıdır. Bazı insanlar gerektiğinden çok ruhsat alaraktan o sahaları işletmeden, evet, o ruhsatları elinde tutup, evet, yeraltı zenginliklerimiz orada heba olur. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Dediğiniz gibi orada ruhsatlar kapatılıp uygun fiyatlar vardı tabii o zaman. İşletmeye de kısa zamanda veya uygun şartlarda bekletebiliyordunuz sahaları. Bu son çıkan
yasa kanunlarla bunun önüne geçilmesi çok iyi oldu. Yani bu işi gerçekten yapan, bu işin sahayı aldığında hizmeti açabilecek, işletmeyi açabilecek, yani gerçekten ekonomiye kazandıracak şekilde gelmesi çok iyi oldu. Feni Madencilik Genel Direktör Yardımcısı Bekir Metin ise sektördeki amaçlarını mikrofonlarımıza paylaştı. Feni Madencilik olarak Türkiye'de belki de ilk defa hiçbir taraftan kaynak kullanmadan, ulusal ve uluslararası tamamen öz kaynaklarıyla kurulan bir şirkettir. Halen de yaşamını özellikle Feni Madencilik öyle sürdürmektedir. Özellikle işletmenin amacı ülke ekonomisine katkı sağlarken, İnsanların da yaşamlarına, kalitesine, sağlığına katkı sağlamalı. Biz bu nedenle özellikle Feni Madencilik olarak uluslararası standartlara uygun, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin 10 temel ilkesine göre hareket eden, yani bunun Türkiye'deki karşılığı eski ahilik anlayışıdır. İnsana saygı, iş vereceksin, koruyacaksın, seveceksin, sayacaksın, besleyeceksin, bakacaksın. Kazandığını hep kendi kesene değil, çalışanlarla birlikte paylaşarak yaşamını sürdüreceksin. Yani Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin ahillikle örtüşen tarafları bunlar. Peki bu bir kültür müdür? Bu bir kültürdür, bu bir anlayıştır. Bizim bakın eski kuruluşlara, Türkiye'deki Osmanlı'dan bu tarafa, Selçuklulardan bu tarafa, bütün işletmelere bakın, ahilik anlayışının izleri vardır. Zaten bu anlayışa uygun olanlar yaşarlar, uygun hareket etmeyenler çok yükseklik yapmalarına rağmen batarlar. Feni Madencilik ve Şenka'da 25 yıllık bir aile birikiminin ortaya çıkardığı şirkettir. Şirket kültürüyle geliyor. Şirket kültürü var. Ailenin bütün fertleri bu işlerle uğraşıyor. Artı sadece ailenin uğraşması yeterli değil. Biz Ankara Üniversitesi, İzmir'de 9 Eylül Üniversitesi, Ankara'da Hacettepe Üniversitesi ile kendi alanımızda üniversitelerle üniversite şirket işbirliği şeklinde profesyonelce çalışıyoruz. Kalem Adası Oliviera Resort Otel'in sunduğu Eurotrend devam edecek. Kalem Adası Oliviera Resort Otel'in sunduğu Eurotrend devam ediyor. Bekir Metin konuşmasında çalışma süreçlerindeki dikkat ettikleri hususlara değindi. Sadece hijyen yönünden değil, işçinin, çalışanın sağlığı, kullanılan araç gereçlerin insana zarar vermemesi, meslek hastalıkları, kaldıkları yatakhane, oradaki mutfak, yemekhane, beslenmesi, 3 öğün düzenli yemek çıkar. Ve aylık biz profesyonel gıda diyetisyenlerle de konuşarak, kalori hesabı yaparak ne yapıldığını, ne verilmesi gerektiğini liste halinde yayınlarız. Ayrıca iş yeri sağlığı ve güvenliğiyle ilgili profesyonel bir firmayla da hem A sınıfı sertifikasına sahip ki Türkiye'de maalesef bildiğimiz kadarıyla sadece 50 civarında A sertifikalı iş yeri sağlığı ve uzmanı vardır. C sertifikalı uzman istihdam ettik. Onlarla düzenli sırf bu işlere bakıyor. İş yeri sağlığı güvenli işlerine bakıyor. Bu çalışmaları yapıyoruz. Bir başka amacımız da çalışanların ve üretenlerin sağlığı kadar etrafta bulunan çevredeki doğru. Karaçam Köyü, Yayla Köyü, Yunus Emre Beldesi, Sivrisar, Mihalıççık gibi yerleşim alanındaki yerlerle de ilişkilerimiz çok güzel. Çalışanlarımızın %60'a yakını köylerden, beldeden ve bu kazalarda oturanlardan oluşuyor. Bir nevi kışın, çevreye istihdam sağlıyor. Evet, çevreye istihdam sağlanıyor, iş imkanı yaratılıyor. Artı alışverişlerin çoğu buralardan yapıldığı için ayrıca ticaretin gelişmesine katkı sağlıyoruz.
Bir başka söyleyeceğim şey de kış döneminde kar yağıp yollar kapandığı zaman çoğu zaman da biz hiçbir ücret almadan sosyal sorumluluğumuz gereği grederlerimizle yollar açıyoruz, köy yollarını açıyoruz, çocukların okullara gitmesini sağlıyoruz. Zaman zaman bayramda, düğünde, önemli günlerde yani Türkiye'nin gelenek göreneklerine uygun, törelerine uygun dönemlerde onlarla ortak hareket ediyoruz. Karınca kararınca birbirimize destek oluyoruz. Biz orada çok mutluyuz. Yani feni madencilik olarak bunları yapıyoruz. Bekir Metin ayrıca sektördeki ihracatlara değinerek görüşlerini dile getirdi. Bu ihracat konusu gerçekten Türkiye'nin son yıllarda ivme kazanan ve Türkiye ekonomisine girdi sağlayan en önemli kaynaklardan birisi. Çünkü neden? Türkiye'de bir cari açık var efendim. Evet. Ayrıca madencilik sektöründe de yeni çıkan yasadan da bahsedildi. Böylece iş yapmayan, işletmeye açılamayan Türkiye'nin kaynaklarının, yeraltı kaynaklarının da rezervlerinin belirlenmesi, Türkiye'de ekonomiye kazandırılması, sanayi sektörünün daha da geliştirilmesi, dünyada bunu emsallerimizle ve paydaşlarımızla paylaşmamız hem ülke ekonomisine hem bizim çalıştığımız alanda hem şirketimize yani böyle dalga dalga yayılan çevre faktörü gibi suya attığımız taş gibi dalga dalga yayılarak herkese katkısı olan, insanlığa katkısı olan bir çalışma yapmak istiyoruz biz. Peki. Ve bunu da başladık, yapıyoruz. Bekir Metin son olarak Feni Maden'in bundan sonraki projelerini değerlendirdi. Yasalarda mevcut işlerin yanı sıra biz mevcutta zaten Orman Bakanlığı'na ödenen katkılarla biliyorsunuz bir ağaç kestiğiniz zaman 5 ağaç dikmeniz gerekiyor. Bunun bedellerini zaten yatırıyoruz. Bizim yaptığımız sosyal sorumluluk anlayışımıza uygun olarak inşallah ileride siz de göreceksiniz, tekrar program yaparsınız, gelip görürsünüz. Maden ocağımızdaki çalışmalar bittikten sonra o alanın ağaçlandırılmasını tamamen normal devletle birlikte yapacağız. Bunun yanı sıra... Yani çevreye bir oksijen vereceksiniz, bir göz zevki vereceksiniz. Evet. Bunun yanı sıra özellikle Sivrisar, Polatlı, Mihalıççık üçgeninde kırsal alanların ağaçlandırılması yönünde özellikle devletimizle bakanlıkla işbirliği yaparak bunu soracaktım ben. Ama feni madencilik olarak bir takım isimler saydınız ya. Evet. Dedin işte Sivir. Buradaki belediye başkanları olsun, kaymakamlar olsun, garizon kodum bunların diyalog halinde olabiliyor musun? Bunlarla 2012 Ocak ayından itibaren çalışmalara başlayacağız. Bir yıllık bir çalışma süreci içerisinde 2013'te başlamak üzere o bölgede bir fidan dikme kampanyası başlatacağız. Yani bir kültür oluşturuyor. Evet. Ve feni madencilik olarak sosyal sorumluluk gereğimiz olarak bunu yapıyoruz. Aylık anlayışımızdan dolayı bunu yapıyoruz. Ve en son olarak Ankara Akyurt'ta Akyurt Belediyesi'nin de katıldığı ve Ankara'daki şirketlerin destek verdiği 30 bin fidanlık fidan dikme kampanyasına biz de feni madencilik olarak katıldınız. Katıldık. Törenlere katıldık. Ağaç diktik. Yani laf olsun diye değil. Ağaçları diktik. Yani web sitemizde 30 bin ağacı diktiniz mi? Oraya 30 bin ağacın 18 bini dikildi. Geriye kalanı? Bunu ikinci kampanyada geri kalan kısmı dikilecek. Biz de oraya feni madencilik olarak oraya da destek vermeyi sürdüreceğiz. Sizin yapmış olduğunuz projeler gibi diğer iş adamlarının, diğer şirketlerin de yapması gerekir mi? Nasıl bir çağrı? Efendim şöyle zaten bu tür kampanyalara bu ahillik anlayışı ve sosyal sorumluluk anlayışına sahip şirketler buna zaten katılıyorlar. Katılanlar var, oldukça da çok. Ama gönül istiyor ki Türkiye'deki tüm şirketler kazandıklarını paylaşmayı da bilsinler. Bunu çalışanlarıyla, çevreyle, doğayla, doğayı bozmadan, çevreyi bozmadan, çevreyi koruyarak, insanı koruyarak işbirliği halinde birbirini severek bunu yapmalı. Biz feni madencilik olarak bu alanda verdiğimiz sözleri yerine getirdik.
getiriyoruz ve getirmeye de devam edeceğiz.